Hakkımı savayım. Önce oraya mı Buyurun. bağlanacaksın? Peki Ben peki buyurun. Sonra çünkü Hüsnü Hocamıza araya ve da Bülent çıktım. Bey'e Arada döneceğim. biraz da söz aldığım için Yok biraz canım vakit dedim. Buyurun. harcamış oldum. Tabii o polemik konulara cevap vermeden direkt ben Abdullah Gül mevzusunu konuşalım. İnsan gerçekten hayret ediyor bir defa başlıkta. Bunu anladınız değil mi Fırat Haydar Bey? İnsan gerçekten hayret ediyor. Bunu anladınız ama değil mi? Sayın Gül'ün tweet'i. Evet, herkes biliyor. Ha, bunun üzerinden giriş yapayım dedim. Hakikaten şunu hayret ediyorum. Şimdi Abdullah Gül vermiş olduğu mesajlar, hani aday olacak bu mesele. Ben katılıyorum. Abdullah Gül'ün aday olacağını tahmin etmiyorum ama Abdullah Gül aday olmaya çalıştı mı, olmak istedi mi, oldu mu? Oldu fakat kabul edilmedi ittifak tarafından. Bunu da biliyoruz. Evet. Bu da benim sizin helikopter meselesi gibi değil. Açıkladılar. Abdullah Gül ne cevap verdi onu hatırlar mısınız? Abdullah Gül ne demişti? Ne demişti? Büyük bir mutabakat, bir komiser olursa ben aday sonuçlarsa olurum. Tabii. üzerime düşen görevi yerinde getirmekten kaçınmam. Yani aday olurdum dedi ama tabii ittifakla anlaşılmadı, aday olamadı. Vallahi Hikmet Bey, bunu Türkiye'de kimse reddetmez. Efendim? Bunu Türkiye'de kimse reddetmez. Ben niye Niye reddetmez? Kızmıyorum ki ben yapmadığım bir şey yorum tabii. yani söylediniz. Ben yani ortam hazırsa herkes kabul eder diyorsunuz. Evet, kabul eder. Ben niye reddetmedi demiyorum zaten. Abdullah Gül daha önce konuşulmuş, tartışılmış bir isim. Bir, ittifakta yeri olan bir isim değil. İki, bundan sonraki süreçlerde ittifakın adayı olmadan bu ülkede 2023'te aday gösterilmek tek başına daha önce olduğu gibi kendi partisinden veyahut da münferiden bir kişinin olması hiç makul değil. O yüzden Abdullah Gül'ün ben zaten daha önce cumhurbaşkanlığı yaptım, ben gene yapacağım diye çıkması hiçbir şey ifade etmez. Bu açıdan baktığımız Abdullah Gül'ün aday olma şansı yok gibi. Toplumda karşılığı var mı? O da yok. Abdullah Gül'ün bu tür konuşmaları, bu tür çıkışları nasıl okuyorsunuz diye sorarsanız. Evet. O da çok yani işte efendim Gergerlioğlu meselesi, HDP ile ilgili konular, başka bir takım demokratik açılımlar. Yani Türkiye'nin sizin de dediğiniz gibi demokrasi elden gitti. O yüzden Türkiye bu hale düştü. Kötü bir durumdayız diye şikayet eden tarzdaki çıkışları da gayet doğal. Hangi açıdan doğal? Siz o partiden çıkmışsınız. O partiyle hiç bağlantınız yok. Karşı konumlama durumdasınız. Mecburen söyleyecek. Yani burada hükümeti destekleyecek olan bir yere gelmiş olması zaten kendi siyaseti bıraktığını gösterir. O tür konuşmaları ben... Ama Ayasofya açıldığında da destek verdi hocam. Orada tabii ki belli bir serde tabii bir takım şeyler var. Yani çıkış noktası var. Ona uygun bir şekilde bir şeyler söyledi ama diğer taraftan... Yani şöyle bir opsiyon yok AK mudur Parti, hocam? Şöyle bir opsiyon yok mudur? Hayır, yani AK Parti ve hükümetin yaptığı her şeyin karşısında konulmak zorunda. Yani bir şeyler de yanlış yapılıyor da... Hani bunu da yanlış yapıyorsunuz eski arkadaşlarına, yol arkadaşlarına... Böyle bir yoldaşlık hukuku yok mudur? Yani siz de bunu da yanlış yapıyorsunuz. Hayır, yalnız böyle bir yoldaş hukuku yok burada. Bizim de Abdullah Gül'e sen yanlış yoldasın deme hakkımız yok mu? Var tabii, sen Metin'e niye olmasın? Eleştirme hakkımız yok mu? Gayet yollar ayrılır. Abdullah Gül'ü eleştirdiğimizde Sayın ne kadar Metin'e, elbette çok var. Telaş içinde olduğumuzu mu söyleyeceksin? Efendim çok özür dilerim ama bu arada. Abdullah Gül her bir şey söyleyecek. Bölüyorum ama bir son dakika bilgisi var. Yani bir yandan da maalesef işte vaka sayıları da artıyor. Lisede yüz yüze sınava erteleme geldi. Kısacık onu söyleyeyim, siz devam edin lütfen. Lise son sınıfların sınavları devam edecek. Şimdi yüz yüze sınava erteleme söz konusu, lise son sınıflarınsa devam ediyor. Buyurun. Tamam. Neticede Abdullah Gül'ün bence bir karşılığı yok. Yani ittifak içerisinde zaten karşılığı olmaması biraz önce konuştuğumuz mevzu. Bunu herkes biliyor. Herkesin bildiği bir konu. Onun dışında da münferiden yani siyasetçi olarak da toplumda bir karşılığı yok. Çünkü ne muhafazakar kesimde, ne demokrat çevrelerde ne de sol tandansta bir karşılığı yok. Bunu söylemiş olması da ben çok büyük bir sinyal gibi görmüyorum. Tabii aslında doğru bakılır. Haydar Bey de girişte politik telaş falan gibi bir şey dedi. Yani politik telaştan bahsetti. Politik telaşla alakası yok bunun. Fakat anladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nda şöyle bir telaş da var. Evet. Yani onu da ifade etti. Bence o ifade içerisinde sanki şeytan ayrıntıda gizli gibi adayın kim olduğu konusunu mümkün olduğu kadar işte geciktirmeye çalışıyorlar. Bunu daha önce... Niye sizce peki? Mesela bunu daha önce Cumhuriyet Halk Partisi sorduklarında Kılıçdaroğlu'nun cevabı vardı. O da şuydu. Biz şimdi adayımızı açıklamayacağız. Adayımız yıpranmasını istemiyoruz diye. İşte önümüzde daha süreç var diye. Şimdi ama belli isimler var. Eğer bu isimler de geçiyor. İşte İmamoğlu geçiyor. Mansur Yavaş geçiyor. Fakat çıkmaz da şurada. İmamoğlu belki atmış olduğu tweetten dolayı söylüyorum. HDP'yi tercih etti diyorum ben. Her zaman onu savundum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sağlam müttefiki HDP'dir. İyi Parti sonra da eklemlenmiştir. Nitekim yakınlarda Sayın Meral Akşener de bunu ifade etti. Bir proje ittifaktı, proje bazlıydı dedi. Bir yere kadar.
Ve arkasından tabii yani İYİ Parti içerisinde çok ciddi bir infial oluşturdu. İYİ Parti'nin önemli isimleri bu konuda çok sert bir tavır ortaya koydular. Neydi? Pervin Buldan'la İmamoğlu'nun tweetinde Pervin Buldan'la Akşener'i bir arada konumlandırmış olması. Şimdi adayı koyacaksınız. Şimdi ittifaktaki büyük çatlak adayı da etkiliyor. Burada bir ciddi sorun var. İYİ Parti adayı, büyük çatlak adayı. Evet, adayın kim olacağı konusunda da çok ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Daha önceki dönemlerde hani bir proje yaptık, burası bir demokrasi platformu deyip de bir araya gelen benzemezlerdi. Ciddi bir çatlak var. Şimdi o zaman siz Millet İttifakı'nın bu anlamda işi zor diyorsunuz. İşi çok daha zorlaştı şu anda. Çünkü İYİ Parti'nin tercihi olabilir, belki Mehmet Bey daha iyi bilir. Mansur Yavaşken mesela Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin tercihi İmamoğlu olabilir. Peki tercihler onu konuşacağız. Ama ben Abdullah Gül bunun hiçbir yerinde değil. Tamam, onu soracaktım. Yani Mehmet Metiner dedi ki çok mümkün görmüyorum. Doğru anladım. Ali Haydar Fırat dedi ki mümkün değil ortak aday olması. Siz de diyorsunuz ki ben de mümkün görmüyorum. Peki Ümit Koca Sakal, Ümit Hocamız ne diyor Ümit acaba? Hocam, şiir varmış. Ne görüyorsunuz bu tartışmalarda? Ümit Hocam buyurun. Çok teşekkür ederim. Valla tabii o Çanakkale sebebiyle ani bir hislenme sonucu ortaya çıktı. Her zaman var. Olmaz diyor hocam. Yok şöyle var, benim bir takım şiir çalışmalarım var, işte bir gün inşallah gün yüzüne çıkaracağız onları. Şimdi efendim ben şöyle notlarımı da kendimce aldım, çok da uzatmadan şey yapayım. Yani bakın bu işte Türkiye'nin işi zor dediniz. Millet İttifakı'nın. Millet İttifakı'nın işi zor deyince ben de şöyle bir şey canlandı kafamda. Valla Başak Hanım, bu iktidarla, bu muhalefetle, bu ilkesizlikle ve bu zihniyetle Türkiye'nin işi zor. Bir kere ben buradan başlamak istiyorum. Şimdi bunları şu anda bunları konuşuyor olmamız ve Sayın Bay Abdullah Gül üzerinden işte kim aday olur vesaire diye konuşuyor olmamız zaten Türk siyasetinin içinde bulunduğu acıklı durumu ortaya koyuyor. Şimdi bakın hani bu salgın sebebiyle meşhur var ya bu maske değil mi? Temizlik, maske, mesafe. Evet. Aynen siyasette şu anda bu var Başak Hanım. Siyasette şu anda bakın maske, mesafe, temizlik nasıl var biliyor musunuz? Bir, birçok siyasi parti kendi olmaktan çıkmış durumda. İşte bu maske. Şimdi salgında maske iyi de siyasette iyi değil. Birçok tekrar altını çiziyorum. Özellikle bu ittifak sisteminden dolayı %50 artı bir yakalamak adına birçok siyasi parti kendi olmaktan, kendi kimliğinden çıkıp olmadığı veya olmaması gereken bir kılığa bürünüyor. Mesela bakın küçük bir örnek vereyim. İddialı söylüyorum. Şu an HDP'ye açılan davadan dolayı üzülüyor gibi görünen pek çok siyasi aktör aslında sevinç içindedir. Çok mutlu gibi görünen bazı aktörler aslında derin bir üzüntü ve endişe içindedir. Neden ki? Şimdi neden ki? Güzel. İşte maske. İşte maske. Kime yarayacak şimdi bu? Bir bakalım şöyle daha sonra. Neyse devam ederiz. Maske. Şimdi bakın. Mesafe ne? Şu. Yani terör örgütüne, terör seviciliğine, emperyalizme, emperyalizmin kara veya ak veya o bu güçlerine mesafe koyamayanların oluşturduğu bir iklim. Temizlik ne? Zihinsel temizlik Başak Hanım. Yani zihinde bulanıklıklar var. Şimdi bu parantezi kapatalım. Şimdi Türkiye bakın mesela biz bunları tartışıyoruz değil mi Başak Hanım? Evet. Bugün mesela benim kafamda bu yok tartışma konusu olarak. Ben bugün Joe Biden... Bakın Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaya devam ediliyor. Yunanistan ve Amerika Birleşik İlletleri. Bakın bugün açıklama yapıyor Joe Biden. Bunlar tesadüf değil. Bu yıla kadar yoktu böyle bir şey. Yunanistan'ın Osmanlı'ya karşı ayaklanma yıl dönümünde tebrik mesajı gönderiyor. Kiriakos Mitsotakis'te Girit'teki yanaşan gemiyi ziyaret ediyor. Bakın bir meydan okuma. Şimdi biz bunları konuşuyoruz. Ama şuradan devam edeyim. Bu notlarımı aktarayım. Şimdi niye dedim biliyor musunuz? Türk siyasetinin acıklı durumu. Oradan Bay Gül'e geleceğim. Çünkü
o acıklı durumun bir parçasıdır sadece Bay Abdullah Gül. Tabii bize de şu Bay Sayın Gergerlioğlu'nun şu müthiş bütün hayatını geçirdiği bu insan hakları savunuculuğunu bize de bir anlatsa da biz de bir bilgilensek, öğrensek biz demek ki bilmiyoruz. Şimdi bakın mesele şu Başak Hanım. Acıklı durum ne biliyor musunuz? Dikkat ediyor musunuz? İşte dikkat edilmiyor. Bu kısır tartışmalarda yuvarlanıp gidiyoruz. Seçimlerde hangi siyasi düşünce, hangi çizgi, hangi program aday olacak diye konuşulmuyor. Bu korkunç bir şey. Kim aday olacak? Ya peki bu kim? Kim? Yani neyi temsilen aday olacak? Hangi çizgi, hangi programla aday olacak? Hayır, Başak Hanım, açık konuşalım. Burada mesele ne biliyor musunuz? Bu iktidar gitmeli. Ama yerine gelecek olan benim için en az onun kadar, hatta ondan daha önemli. Şimdi nerede? Burada ne var biliyor musunuz? Burada şu var. O kim? Bir çizgi, bir ilke, bir politika sebebiyle değil. Cumhurbaşkanını kim yenebilecekse o olacak. Bakın burada bir ilke, bir çizgi, bir program falan yok. Onu söyleyeyim. Demokrasi birlikteliği falan biraz sonra tartışırız. Bu sadece lafı güzaf. Bakın size bilimsel bir şey söyleyeceğim Başak Hanım. İsteyenle tartışalım. Ben diyorum ki bir şeyin karşıtlığı sosyolojik olarak da politik olarak da hiçbir yapıyı bir birliktelik kılmaz. Örnek vereyim. Mesela desek ki biz ya Hristiyan olmayanlar bir araya gelelim. Hristiyan olmayanlar, bakın karşıtlık üzerinden. Peki kim var bu Hristiyan olmayanların içinde? Müslümanı, ateisti, Hindusu, şunu bunu. Nasıl çok bir parçalı birliktelik? Yani. Tabii nasıl bir birliktelik oluşturacaksınız? Bir cumhurbaşkanı yaptınız. Şimdi o kadar güçlü bir cumhurbaşkanı ki. Peki bu bir araya gelen bileşenlerden hangisinin ekonomi politikasını uygulayacak soruyorum. Hangisinin dış politikasını uygulayacak veya diğerlerini? Şöyle tamamlayayım. Şimdi dolayısıyla benim için, şimdi demiş ki Baygül, efendim HDP'nin kapatılması şu bu. Bakın, üç şeyi tekraren söyleyeyim. Daha sonra tartışacağım ama bunu spot olarak söyleyeceğim. Bir, bir, hiçbir hukuk devleti seçmeninin önüne bir terör örgütünün uzantısını bir seçenek olarak koyamaz. Bunu herkes üstünde düşünsün. Hiçbir hukuk devleti. İki, nasıl ki sokakta biz bir saldırıya uğradığımızda, o sırada da bir devletin müdahale imkanı yokken, bizim kendimizi savunma hakkımız varsa, yani meşru müdafaa hakkımız varsa, demokrasinin ve demokratik hukuk devletinin de kendisine yönelen saldırılarda meşru müdafaa hakkı vardır. İşte o meşru müdafaa parti kapatmadır. Parti kapatmayı ben bugün açıklamalara bakıyorum ve inanamıyorum. Yani Avrupa'da hiç yok mu? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu kabul etmiyor mu? Evet, en son çare diyor. O bu. Ama size bir şey söyleyeyim mi? İşte Batasuna kararı önümde. İsteyene okuyayım. Bırakın siz organik bağı, her şeyi. Diyor ki kararda, iktidara talip, aday olan bir siyasi partinin terörü sadece kınamaması, suskun kalması, dolayısıyla zımnen onaylaması demokratik bir toplumda zaten kabul edilemeyecek bir şeydir ve tek başına kapatma sebebidir. Ne yapacağız şimdi? Bakın bir şiirimiz var ya, çok güzel. Ayrılıklar da sevdaya dahil. İşte onun gibi parti kapatmalar da gerektiğinde demokrasiye dahil. Şuradan devam edip ve bitireyim. Buyurun. Ya, Ümit Hoca'ya bir soru sorabilir miyim? Çok kısa bir soru. Gülün. Kısa bir soru. Peki buyurun. Hocam, Sayın Genç bir soru sormak peki, istiyor. Dinliyorum. Çok kısa bir tabii. Soru diyor. Buyurun. Dinliyorum. Hani birkaç hafta dinliyorum. Arka arkaya Ümit Hoca ile böyle konuşurken aynı şeyi tekrarladı. Evet. O zaman da soracaktım. Atladım. Buyurun. Bir daha sorayım. Şimdi şunu söylüyorsunuz Ümit Hocam. Ya evet. Bu iktidar gitmeli. Tamam. Evet, kesin. Böyle bir fikriniz var. Tamam. Evet, var. Diyorsun ama bu karşında aday olacak kişi ya da o demokrasi platformu her neyse, bu ilkesizlik, bu omurgasızlık, dış politika, evet, içerideki millilik meselesi çok yeriyorsunuz. Yani çok eleştiriyorsunuz. Evet. Bunu da anladım. Evet, aslında doğru. Şunu söylüyor yani, sırf karşıtlık üzerine bir birleşen ama gitmeli diyoruz. Söz konusu diyor Sayın Kutlu, evet, Sakal. Yani sırf karşıtlık veyahut da sadece iktidar devirmek amacıyla bir araya gelmiş bileşenler burada bugün bunun mücadelesini veriyor. Fakat ilke yok. Dış politika, millilik, birçok sorun var.
Yalnız bunların hepsi sorum iktidarda şu. Var da demedim ha. Hikmet Efendim? Bey, bunların tamamı bu iktidarda da var diye bir şey söylemiyorum. Tamam. Dikkatinizi çekin. Çok iyi anlıyorum. Bakın ben sizin tarafınızdan soruyorum. Şimdi ben şeytanın avukatlığını yapıyorum şöyle. Tabii. Kusura bakmayın. Sizi şeytan yere koymadan. Fakat ben anladığım şekilde. Bu iktidar çok kötü. Bu iktidar gitmeli. Evet. Türkiye'nin bir dirilişe ihtiyacı. Bunu anladım. Bunu sadece siz sormuyorsunuz aslında. Siyasetçiler de bunun üzerinden gidiyor. Sorum şu basit. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden mevcut kadrosuyla ümidiniz yok anladığım kadar. Doğru mu? Hayır, benim genel anlamda şu anda muhalefetten ümidim yok. Çok ümidim yok. Şimdi peki ben de biraz önce Haydar Bey'i de öyle eleştirdim ben. Ben de biraz fazla rasyonelite düşünüyorum herhalde. Soru şu, madem bu iktidar gitsin, tamam gitsin. Peki onun yerine şu andaki eldeki malzeme bu. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve arka bileşeni HDP ve diğer dirsek teması, diğer türevleri. Peki siz, peki siz bir siyasetçi olarak, bir hoca olarak, bir vatandaş olarak karşınızda böyle bir şey var. Malzeme de bu. Şimdi bunun dışında peki nasıl göndereceksiniz? Bir Can Ataklı vardı. Hani bir sen olacak, olacak dünya, uzaylılar gelecek falan diye. Hani şimdi dışarıdan konuştuğunuz zaman size şunu diyebilirler. Çok iyi şiir yazıyorsunuz. Hariçten gazel okuyorsun. Gel kardeşim, siyasette böyle bir şey yok. Biz varız derlerse sizin bir çözümünüz ne? Lağım edilmeli hepsi. Hemen, kim yapacak bu işi? Hemen yanıt vereyim bana diyor. Adayınızı söyleyin. Bana adayınızı söyleyin de dedi. Adayınız kim olabilir mesela? Bakın hani bir zamanlar şey demişti ya. İsmet Paşa yeni bir dünya kurulur, Türkiye yerini bulur. Türk milleti çaresiz değildir. Daha 2023'e çok var. Bir veya birkaç babayı çıkar. Bu ülkede ortak milli şuuru ve vicdanı temsil eden bir hareket başlatır. Ya da bir babayı çıkar, 100 bin imzayı toplar, ortaya kişi olarak değil bir fikir koyar. Bakın o da arkamda duruyor zaten. O fikir de arkamda duruyor. Öyle sözde filan değil. Her şeyiyle, bütün politikalarıyla Atatürk'ü merkeze koyan bir hareket başlatır ve bir anda dengeler değişir. CHP sürekli oraya diyor tekrar, onu. Benim oluyor. Oraya tekrar gelirim. Ben CHP bir tamamlayayım. Peki CHP zaten bunu söylüyor diyor ama. Öyle, sabah kalkıyor ben Atatürkçüyüm diyor, akşam yatıyor. Bey, Atatürk diyor, heykel yapıyor bol bol. Ya Hikmet Bey bakın siz soruyorsunuz ya, yanıtlayayım. O zaman bak çok güzel, bu soruları yanıtlama hakkına sahibim. Hikmet Bey, hiç kimse Atatürkçüyüm demekle Atatürkçü olmuyor. Dindarım demekle dindar olmuyor. Müslümanım demekle Müslüman olmuyor gerçek anlamda. Size bir anekdot anlatayım Başak Hanım. Çok güzel bir anekdot, bir sahne Baba 3 filminden. Bu bütün soruları yanıtlayacak. Baba 3, peki. Baba 3'ten. Şimdi bakın. Akıl'dan Baba 3'e geldik, güzel. Dur, bir dakika. Güzel. Çok da önemli. Keyifli. Bakın, Michael Corleone ileride Papa olacak kardinale günah çıkarıyor. Sahne o. Sahne hatırladım. Kardinal hatırlamışsınızdır. Sudan bir taş alıyor. Çok güzel bir şey ama. Tabii diyor ki, bunu görüyor musunuz diyor. 100 yıldır yaklaşık bu suyun içinde. Dışarısı ıslak. Tak taşı kırıyor. Ama diyor bak içi kupkuru. Su içine girmemiş. İşte diyor günümüz Hristiyanlığının durumu da bu. Yüzlerce yıldır İsa ile yaşıyorlar ama İsa içlerine girmemiş. Şimdi ben de diyorum ki öyle Atatürkçüler var ki Atatürk içlerine girmemiş. Yani düşünsel anlamda girmemiş. Hiçbir şeyini savunmuyor. Peki efendim. Öyle bir dakika. Öyle. Tamam. Müslümanım bilmiyorum diyenler var ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içlerine girmemiş. Peygamber içlerine girmemiş. Yani dolayısıyla hani ben Atatürkçüyüm, ben oyum, ben buyum, ben bunları yemem. Gülle yani, tahkiki ve taklidi diyorsunuz. İşte istismar dediğim bu. Yani amacı dışında kullanmak. Bir taraf din simsarlığı ve ticareti yaparken öbür tarafta Atatürk'ün üzerinden aynı şeyi yapıyor. İşte Türkiye'yi bu hale bunlar getirdi. O yüzden ama gelecekler bunlar. Tamam. Birlikte Mars'a göndermeyi din tacirliği yapıyor. Çok özür dilerim Sayın Yüce Türk'ü çok beklettim. Tamam. Tamamlayın hocam. Cümleyi tamamlayın. Benim öbür şeyimden alın lütfen süremden. Peki. Aslında buna yazık günah ama şimdi Abdullah Gül'ün ödemesi gereken faturalar var. Onlar daha açık. Bakın ilkini soruyorum. Biliyorsunuz. Hocam şöyle yapalım mı Sayın Koca Sakal?
Hemen size döneyim birazdan. Bu ödemesi gereken faturalar nedir? Evet, o zaman söyleyeyim biz ama Sayın Yüce Türk'ü bir duyalım ne olursunuz. Çok bekledi. Zaman, hemen size döneceğim çok, sonra bak, olur mu? Bu arada unutmayayım da Sayın Mehmet Metiner'in demokrasi fazlalığı... Tamam onu da birazdan konuşalım. Açık söyleyeyim son dönemlerdeki duyduğum en müthiş mizah yani. Hakikaten kutluyorum. Peki. Çok güzel ama yani. Sizi çok kutluyorum abi. Çünkü her bir sözünüz tarihi önemde. Çok teşekkür Şöyle ederim. Şöyle şablonlarla konuşmak sağ çok olun. Hoşunuza gidiyor. Sağ olun. Din ticareti değil. Yapanlar, hayatı Atatürk gerçek... ticareti yapanlar, eğer gerçek dindarlar din rahatsız üzerinden siyaset yapmazlar, buna gereksinim duymazlar. Siz asıl kendinizi hakiki Atatürkçülük üzerinden pazarlamaya çalışıyorsunuz. İşte bakın, simsarlık buysa, tacirlik buysa sizin yaptığınız bu. Bir tarafta din tacirleri ve simsarları. İşte biz Türkiye'yi bu hale bunlar getirdi. Demokrat bir partiyiz. Biz din üzerinden siyaset yapmayız. Başkaları yapar size ancak. Söyledik mi? Özümüz neyse sözümüz odur bizim. Türkiye'de siz niye üzerinize alınıyorsunuz? Size evet, söylemedim dedi Sayın Kocasakal. Çok var, çok var. Siz kendinizi çok yalnız hissetmeyin. Türkiye'de çok var. Bakın bu alınganlık yapmaya gerek yok. Ben genel bir tahlil yapıyorum. Peki. Buyurun Sayın Metiner, iki cümleyle de olur Sayın Yüce Türk'ün zamanından çalmayalım. Ama buyurun. Gülün faturasını açıklayayım ben sonra. Sonra döneceğim size Metiner buyurun. Bakınız, kim din istismarı yapar biliyor musunuz Başakanım? 5 yıl önce başörtülü çocuklarımızın üniversitelerde okumalarını dahi laiklik için tehdit unsuru olarak gören ama bugün siyaseten gereksinim duyduğu için başörtülü birini vitrine koyan. Din istismarcılığı budur. AK Parti hiçbir zaman ne başı açıkla başı kapalı arasında bir ayrımcılık yaptı. Herkesin, bütün vatandaşların kamusal alanda eşitliğini savundu, temsilini savundu, görünürlüğünü savundu. Ama birileri başörtüsü deyince adeta laiklik elden gidiyor diye köpürüyorlardı. Şimdi çarşaflılarla, başörtülerle siyasi pozlar veriyorlar. Din istismarcılığı budur. AK Parti'nin yaptığı ve de başka partilerin, dindar diye bilinen partilerin yaptıkları din üzerinden siyaset ve din tacirliği, din istismarlığı şeklinde yorumlanırsa büyük bir haksızlık yapılmış olur. Peki.